Muhabbet bir Süleyman'mış, gönül tahtı revan olmuş. Muhabbetten Muhammed hasıl olmuş. Onsuz şeyden ne hasıl olmuş ki? Allah sevdiği için yaratmış ve sevgisini Enbiya-i İzam'ı göstermek suretiyle, doğru yola hidayet etmek suretiyle, sonucunda da esasen o sevgiyi ortaya koymak üzere Cenab-ı Hak bu türlü icraat-ı sübhaniyede bulunmuş. Varlık sevgiyle var olmuş. Sevgiyle devam ediyor. Allah Celle Celaluhu en büyük, en mükemmel varlıktan en küçük varlığa kadar nazarı re'fetiyle, şefkatiyle, merhametiyle, mürüvvetiyle bakıyor. Tehallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Peygamber ahlakıyla ahlaklanın. Allah onu takdir ve tebcil sadedinde ve inneke ala hulukin azim. Sen ahlakın en güzel üzerinesin. Öyle yaratılmışsın. Ayşe validemize huluku nebevi sorulduğu zaman hulukul Kur'an buyuruyor. Ahlakı Kur'an'dı onun. Kur'an'a baktığınız zaman işte orada Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı aliyeyi, galiyeyi, faikasını görmeniz mümkün olacaktır diyor. Allah böylesine re'fetini, şefkatini çok umumi manada sergilemiş. Hatta denebilir ki varlık Cenab-ı Hakk'ın sevgisini ve re'fetini sergilediği bir sergi gibi bir şeydir her yerde. Ama onu görmek için basiret ister. Basar yetmez, bakmak yetmez, görmek ister. Görmeyi takdir etmek, değerlendirmek ister. Görmeyle beraber beynin bütün nöronlarını çalıştırmak ister. Evet, böyle bir muhabbet dertlisi, muhabbet aşıkı, sevginin, aşkın aşıkı olmak, aşkın aşıkı olmak, ona kilitlenmek. Cenab-ı Hak gönüllerimizi o sevgiyle, o aşkı iştiyak ile mamur eylesin. Öyle bir şeyden mahrum harabedir. Harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar, geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum, duyan yok, ses veren yok, bin perişan yurda başvurdum diyor. Yokluğu seslendiren hicran insanı büyük şair Mehmet Akif. Olumsuz bir kısım şeyler, genler, bulunduğu gibi aynı zamanda hissi rekabet de var insanda. Ehli dünya bu hissi rekabet hissini, duygusunu dünyevi şeyler hesabına kullanıyor. Mesela ben zengin olayım, bütün imkanları ben elimde toplayayım. Kas sistemine göre bütün halk benim gözümün içine baksın. Her şeyi benden beklesin. Beni yok ettikleri zaman veya beni yok farz ettikleri zaman kendilerinin de yok olacağını düşünsünler. O şekilde. Öyle bakmış o dünyevi rekabet içinde, rekabeti değerlendirip bir yönüyle üste sıçrayan, kas sisteminin üst basamağına sıçrayan insanlar hep aşağıya doğru öyle bakmışlar. Herkes gözlerinin içine baksın. Onlar bir caddeden geçerken ona alkış tutsunlar. O da o alkış tufanı içinde gideceği yere gitsin. Hatta Allah'a doğru giderken bile orada haşa ve kella kendini onun gölgesi zannederek geçtiği her yerde kendisine eğilmeler beklemek, rükular beklemek,
secdeler beklemek. Zannediyorum arzu ettikleri şeylerin geneline bakınca kendilerine secde edildiği zaman bile ona bile makul bir mahmil bulacak, diyecekler ki efendim bu saygıyı tamamıyla ifade etmen icabıydı. Yoksa kulluk değildi bu, kulluk Allah'a yapılır falan diye. Ona da diyalektikle esasen bir mahmil uyduracak, onu da öyle ifade edecekler. Alkış, sadece ben alkışlanayım. Ehli dünya evvel onu görmek lazım yani. Demek ki insanın ruhunda nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Adem hata etti, evlatları da etti. Adeta geneti işaret buyuruyor. Adem isyana maruz kaldı, unuttu, evlatları da unuttu. Unutulmaması gerekli olan şeyler var. Hafizan Allah. En başta Allah'ın unutulması, dinin unutulması, uhrevi alemlerin unutulması. Onun berisinde bir sürü şeyin unutulması var. Allah'a karşı kulluğun unutulması. Biraz evvel geçtiği gibi insanlara karşı alakanın unutulması. Refetin, şefkatin unutulması. Kendin kadar başkalarını da düşünmenin unutulması. Bir sürü nisyan. Bu nisyanların hepsi birer bela. İnsanın ötelerini, ukbasını karartan esasen birer bela. İnsanın tabiatında var bu. Ehli dünya onu dünya hesabına kullanıyor. Alkışa kullanıyor. Ben alkışlanayım sadece. Takdire kullanıyor. Makama kullanıyor. Mansıba kullanılıyor. Güce kullanılıyor. Güç bende olsun. Kuvvet bende olsun. Hak da kuvvetin emrinde olsun. Hazret buna da temas ediyor. Diyor ki kuvvet haktadır. Hak kuvvette değildir. İşte bunun delili de şudur diyor. Ehli hak, ehli hakikat bütün kuvveti hakta bilecek. Ondan sonra da o kuvvet hakkın emrine verecek. Hakkı ikame etme istikametinde kullanacak. Antır parantez, mesleğiniz bu sizin. Cenab-ı Hakk'ın size verdiği imkanları, maddi manevi bütün imkanları, düşünce aktivitelerinizi bu mevzuda, bedeni bütün gücünüzü esasen, rüyalarınızı, hülyalarınızı bu gayeyi hayal istikametinde kullanmak. Esasen hakkı ikame etmek, hakkı tutup kaldırmak. Öyle Akif'in yine bir yerde Cenab-ı Hakk'ın namütenahi adı var. En başı hak diyor. Vaka Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasında ismi zat hepsinden büyük de fakat aynı zamanda hak dendiği zaman da Allah anlaşılır. Belki bütün esma-i ilahi anlaşılır. Çünkü izafı olmayacak. Başkalarında izafilik görebilirsiniz. Mesela rahmaniyette izafilik görebilirsiniz. Rahimiyette izafilik görebilirsiniz. Ama hak meselesine gelince zat-ı hak haktır, gerçek haktır. Diğer hakaikül eşya sabitetün dediğiniz şeyler esasen bir yönüyle Hazreti Pir'in ifadesiyle onun varlığının gölgesinin 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 gölgesidir. Demek ki hak dendiği zaman mutlak zikir kemaline masruftur, odur. Akif'in sözüne makul mahmil bulmaya çalışıyorum. Halik'in namütenahi adı var, en başa hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah. Başta iman hakiki geliyor, sonra salah. Sonra hak, hak. Sonra sebat, sabır. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi sende? Yoktur sana izmihlal artık. İman, ameli salih, hak ve doğru bildiğin şeyde sebat. Mesaibe karşı sebat. Ehli dünyanın saldırılarına karşı, bela ve musibetlere karşı sebat. Efendim, ibadet-ü taatta sebat. Çoğaltabilirsiniz.
efendim öbür alemi şiddetle arzu etme mevzuunda muradi ilahiye saygının gereği olarak sebat. Dünyada başınıza gelecek her şeye karşı sebat, sebat, sebat. Çok önemli bir şey, kazandıran bir şey. Hak ve sebat. Hakkı tutup kaldırmak insan için en önemli bir şey. İnsan varlığını ona bağlaması lazım. Yeryüzünde yıkılmış hakkı, harap olmuş hakkı tutup kaldırmak. Hak adına onu tutup kaldırmak. Bu en büyük bir mesele. İnsan kendisini buna vermişse, adamışsa, adanmışlığın en kutsalı bu. Beklentisiz kendisini buna vermişse Allah'ın izni inayetiyle bu dünyevi beklentilerden sıyrılır Allah'ın izniyle. Artık ne alkış bekler, ne takdir bekler, ne hakkın kuvvetin emrine girmesini bekler, ne geçtiği yerlerde milletin eğilmesini ona, rükuda bulunmasını bekler, ne yalandan saygıyla takdir etmelerini bekler. Bütünüyle tamamen dünya hedefleniyor. Bazen bu hedeflenmede öyle işin içine derinlemesine giriliyor ki öbür taraf bütün unutuluyor. Sadece dilde dudakta kalıyor yani. Zannediyorum yutaktan içeriye girmiyor. Onun için merhum Nureddin Topçu bu türlü insanlara bunlara gırtlak ağaları derdi. Kur'an okuyanlarına, ilahi okuyanlarına bilmem nelerine yani. Yerinde Kitmir'de dinlemiştir bunu. Her kaçan seni anırsam çağlar gözlerimin yaşı falan diyor. Hiç alakası yok. Adam fersah fersah uzak ondan. Ama söylüyor bunu. Dediği zaman kalkıp gideceğin bir şey söylüyor. Terk et o meclisi. Çünkü hak derken, Allah derken çok korkunç bir riyakarlık sergiliyor orada. Şimdi ehli dünya bunu hedeflediğinden dolayı ahiret unutacak kadar bu mevzuda derinleşebiliyor. Neuzübillah Allah bile dil ve dudaktan ibaret kalıyor. Oysaki iman esasen kalbin tasdikinden ibarettir. Derinleşmesi kalbe ait bir üfuledir. Bir aksiyondur yani. Derinleşmesi onun. İşe yarar hale gelmesi o inancın çok ciddi aksiyona bağlıdır. Nerede iman denmişse hemen arkadan ameli salih denmiştir. Ameli salihle takviyesi denmiştir. İman, imanı billah, marifet denmiştir, muhabbet denmiştir, zevki ruhani denmiştir, aşku iştiyaku likaullah denmiştir. Bunlarla takviye ediliyorsa şayet o iman imandır. Yoksa dil ve dudakta onların kıpırdamasıyla dökülen bir kısım yalancıktan kelimeler demektir. Diyebilirler. Siyasi İslam diyebilirler. Onu getireceğiz diyebilirler. Hatta cedlerin ocaklarını o istikamette istismar olarak kullanabilirler. Osmanlı ocakları diyebilirler. O ocaklar belli hakikati ikame etmeye matuf idi. Jurnalcılık yapmak için değil, istihbarat hesabına çalışmak için değil, kendileri gibi düşünmeyenleri arkadan vurmak için değil. Yapılan şeyler şimdi onlar. Onun için bunlar teessüs ediyor. Bir kısım tesisatı yıkmaya matuf teessüsat bunlar. Geçiyoruz. Mesail-i uhreviyede rekabete gelince o daha tehlikeli, hafizanallah. Bu da dine, diyanete inanmış insanlar arasında oluyor. Ehli tarikat arasında ömrünü tekkelerde ve zaviyelerde geçirenler. Mizaç, meşrep, mezak, hafizanallah, ehli dünya gibi insanlara çok kötülükler yaptırtabiliyor. O da Allah diyor, insanları Cenab-ı Hakk'a çağırıyor. Onun karşısında her zaman el pençe divan durun diyor. Yeterli bulmayın, iki büklüm olun diyor.
Onu da yetersiz görerek yüzünüzü yerlere sürün. Allahümme leke seceddu ve büke amentu ve leke estemtu. Ente Rabbi secede ve çilillahi lezi halakahu ve şakka sem'ahu ve basarahu. Tebarekallahu ahsenul halikin derken de ahseni takvime mazhariyeti esasen orada yad etmek suretiyle zımni Cenab-ı Hakk'a karşı bir tahdisi nimette bulunma. Senden, her şey senden. Beni böyle insan şeklinde yaratan sensin. Secdede. Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu yerde. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدْ اَكْسِرُ الدُّعَى. İnsanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Öyleyse o en yakınlığı Cenab-ı Hakk'a tazarru, dua, sual ve taleple değerlendirmeye bakın. Öyle şeyler söyleyin ki orada onlar sizi bir adım daha Cenab-ı Hakk'a yaklaştırsın deniyor. Hadis-i şerifte deniyor bu. Şimdi herkes bunu söylüyor ama küçük böyle mizaç, mezak, meştep farklılığından dolayı. Efendim ben diyeyim de alem beni dinlesin. İnsanlar cennete gireceklerse şayet benim arkamdan girsinler. Efendim Allah'ı peygamberleri tanıyacaklarsa şayet benim dememe göre tanısınlar. Nazarları benim üzerimde olsun. O hakikatları ben realize edeyim gibi mülahazalar zahiren mahsursuz gibi görülebilir. Fakat farkına varmadan ehli dünyanın düştüğü aynı badireye düşme ihtimali var. Oysa esas Müslümanlar anlatılırken bir binanın tamamlayıcı parçaları gibi, bir vücudun uzuvları gibi, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, hepsi bunlar bir vücudu meydana getiren parçalardır. Bir araya geldiği zaman tamamiyet olur. Efendim, bu mevzuda öyle bir İsa ruhuyla hareket etmeli ki, hani bazen insanın içinden gelmeyebilir bu. Yani siz bir yolunuzu en doğru biliyorsunuz. Bunu Hazreti de işaret ediyor. Diyor ki, ahsende anlaşmak mümkün ise şayet bence ahsende münakaşaya düşmemek lazım. Yani meselenin güzelinde şayet mütabakat sağlayabiliyorsanız, daha güzeli sizi birbirinize düşürmesin, daha güzeli. Demek ki insanların bir arada olması hasende oluyorsa, o ahsenden daha ahsen. Onun için bazen hasen, ahsenden daha ahsen. Hazret buna da vurguda bulunuyor. Onun için vifak ve ittifak çok önemlidir. Ve aynı zamanda denebilir ki tevfik-i ilahinin de birinci vesilesidir. Cenab-ı Hak size inayet elini uzatacaksa, düştüğünüz yerde sizi kaldıracaksa, gideceğiniz hedefe sizi çok hızlı, fevkaladeden ulaştıracaksa, zannediyorum vifak faktörüne onu, vifak ve ittifak faktörüne bağlamıştır onu. Şart-ı adi planında. Ben bu küçük şeye kendi tevfikimi bağlamışım demiş de şayet o mevzuda onu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Şimdi mesele bu ölçüde esasen bir şey ifade ettiği halde ille de yani insanlar beni dinlesin, benim yolumda cennete gireceklerse benim yolumda girsinler, cehennemden uzak kalacaklarsa benim yolumda esasen kalsınlar gibi şeyler şeytanın sağdan gelmesidir bu. Çünkü şeytan sağdan gelince sureti haktan görünür böyle. Soldan geldiği zaman maasi tetikler insanda, buhemlik duygusunu, yeme, içme, yan gelme, şehevi duygulara takılıp onların arkasından sürüm sürüm sürüklenme. Önden gelince ileriye matuf esasen, ötelere, daha ötelere, daha ötelere gözünü kapamak suretiyle. Hani günümüzde bazıları diyor, ehli dünya, Allah'a da inandım diyorlar. Ahiret, Allah, peygamber, rüyet, rıdvan filan dediğiniz zaman, yahu siz çok uzak şeylere gönlünüzü kaptırmışsınız. Şimdi dünyada yaşama var filan. Önden gelince de böyle, böyle yapar. Geleceğe matup bir yönüyle sizi bakarken kör haline getirir. Değerlendiremezsiniz. Tabiri diğerle basarla bakarsınız meseleyi
Ama basiretle değerlendiremezsiniz. Arkadan gelince de sizi geçmişten koparır esasen. Sizin peygamberlere dayanan Hazreti Adem'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya dayanan bir yanınız var. Yolunuz peygamberler yolu, onların arkasından giden sahabi yolu, havari yolu, onların yolu. Dolayısıyla koparır Tevfik Fikret Yahya Kemal'e, sen efendim bir mazisin, ati değilsin filan der. O da der ki, ne harabiyim ne harabatiyim, ben kökü mazide bir atiyim. Geçmişten sizi kopardıkları zaman geleceğe yürüme mevzuunda sürçmeler başlar. Geçmişten kopmaması lazım insanın ama bizim geçmişimizden yani. Enbiya-i İzam'a dayalı olan geçmişten. Geçmişten de arkadan da böyle vurur. Tepeden başka türlü şeylerle vurur. Alttan da bilemeyeceğiniz oyunlarla vurur. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allahümme ihfazna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemalina ve an fevkina ve na'udhu bi azametike en nutale min tahtina. Sağdan, soldan, önden, arkadan, üstten, Allah'ım alttan bilinmediği şekilde çarpılmadan sana sığınırım buyuruyor. Ve bir yönüyle bunları bizim için birer sur, birer sera yapmaya bizi çağırıyor, davet ediyor. Hafizanallah. Evet, geriye dönüyorum müsaadenizle. Sağdan sureti halktan görünerek gelir böyle. İyi şeyler göstererek ya insanları cennete götürüyorsun. Dolayısıyla meşrebin, mezacın, mizakın esas faikiyetiyle sen meseleyi takdim etmen lazım. Benimki çok daha hızlı götürüyor buraya demek suretiyle. Hafizanallah farkına varmadan bu çok ciddi rekabetlere sebebiyet verebilir. Rekabet duygusunu tetikler. Bu defa esasen hakka hakikata hizmet etme, hakka hakikati kaldırma, ikame etme meselesi genel vazifeyken başkalarını yıkma. Varsın yok olsunlar onlar. Antiparantez arz ediyorum. Bakın Allah yolunda hizmet eden sizin arkadaşlarınız. Dünyanın dört bir yanında Ruh-i Revani Muhammed'in şehbal açması için. Bu Ruh-i Revani Muhammed'in şehbal açması aslında o kimin yolundaydıysa şayet bütün onların şehbal açması demektir. Bir yönüyle gayb bin gözüyle benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyor. Onun adı ulaşınca Enbiya-i İzam'ın namı celili de ulaşacak. Melaike-i Kiram'ın namı celili. Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, Azrail'i, Hamilat Herşi, Müeymin'i, Mukarrebin'i, Münkir Nekir'i, Kiramen Katibini, Muakkibat'ı, Saffat'ini, efendim, Mürselat'ini, Nazihat'ini o sayede tanıyacaklar. Herkes onun namı celilinin bir bayrak halinde dalgalandığı her yerde bunları görecek, bunlarla karşılaşacak. Evet. Dünyanın dört bir yanında bunu yapmaya gittiniz ve çok şeylere katlandınız. Giderken bütün sermayeniz bir çantanın içindeydi. Herhalde yedek çamaşırlarınız vardı veya pijamalarınız vardı. Gittiğimiz yerde nereden para buluruz, nereden okul açarız, nasıl okul açarız, insanlar bize yardımcı olurlar mı? Gittiğimiz yerlerdeki insanlar farklı kültürlerin insanları. Acaba bize karşı kuşku duyarlar mı filan? Bunların hiçbirini hesaba katmadan Allah rızası için gidelim, olsun. Neden? Çünkü sahabinin yolu, havariin hazeratının yolu bunlar. Kalkıp işte nereden? Nasıra'dan Antakya'ya gidiyorlar malum Yasin suresinde. Seyyidina Hazreti İsa'nın elçileri olduğundan bahsediliyor. Habibi Neccar'ın kurban olduğu meseleden Yasin suresi bahsediyor. Sure, bir tefsir-i hammam diye kısa parmak kalınlığında bir tefsir var. Hususi bu Yasin suresini tefsire tahsis edilmiş bir kitaptır. Tefsir-i hammam. Sizin arkadaşlarınız da bu mülahazayla
her şeye katlanma niyetiyle dünyanın dört bir yanında esasen gitti, o bayrağı dalgalandırdılar. Başkalarının gitmesine karşı da bir şey demediler. Hatta sizin günahkar arkadaşınız, kıtmiriniz diyeyim ben, dedi ki, siz şayet 150 ülkede okul açmışsanız, bir 150 ülke daha yok zaten, 300 ülke yok dünyada. 150 ülkede de gitsin onlar açsın. Veya siz bir yönüyle 1300 tane okul açmışsanız, onlar da gitsin o kadar okul açsınlar. O zaman 2600 tane okul olur dünyanın değişik yerlerinde. O kadar yerde eliti siz yetiştirirsiniz. O kadar yerde insanların birbiriyle kucaklaşmasını siz sağlarsınız. Başkalarının hülyasıyla yaşadıkları, ütopik şeylere esasen mevzu yaptıkları, esas umanizmi Allah'ın izni inayetiyle siz gerçekleştirmiş olursunuz. Bunu yaptınız ve çok şeylere katlandınız. Şimdi bundan dolayı da değişik bela ve mesaibe maruz kaldınız. Kendi ülkenizde size yaşama hakkı tanınmıyor. Siz niye okul açtınız başka yerlerde? Neden bu hizmete dilbeste oldunuz? Kim sizi kandırdı bu mevzuda filan? Oysa ki kandırma mandırma yok ya. Peygamberler yolu açık bir yol, şehra. Kendinizi bu otobanda buldunuz. Bu otoban sizi götürdüğü yere götürdü. Sapmadınız Allah'ın izni inayetiyle patikalara. Ve bir tanesinden müdafaa edici bir ses yükselmedi. Bakın nasıl bir rekabet. Ben duymadım yani. Sadece bir zat, büyük diyeceğim ben, zannediyorum ya telefon etti veya bir adamıyla haber gönderdi fakire. Ben az buçuk bu olumsuz şeylere karşı olumsuzluklarını ifade edince etrafımdaki müritlerim bile dağıldı. Bu doğruysa şayet o zatı Cenab-ı Hak payidar eylesin. En azından tek başına sahip çıktı. Burada söylemeden hicap duyuyorum. Kendilerinden bir sesin yükselmesini beklediğimiz insanlar arasında bundan 50 sene evvel fakire talebelik yapan ilahiyatçılar var. Üniversitelerde profesörler var, ilahiyatçılar. Yahu yarım kelimelik, insafın ifadesi olarak bir şey söylenemez miydi yani? En azından. Bu ızdırap paylaşılamaz mıydı? Onlar yapmadıkları gibi kendilerini Allah yolunda zanneden, o tekyelerden ve zaviyelerden de hiçbir şey yükselmedi. Ama hiçbir şey. Değme iyi oluyor. Yıkılmalarında yarar var bunların. Onlar yıkılınca meydan bize kalacak orada. Mülahazalarına kapıldılar. Böyle tamamen dinle alakalı bir meselede hissi rekabete yenik düştüler. Şeytan o mevzuda onları nakavt etti. Kündeye aldı veya elenseye aldı ve dolayısıyla yere serdi. Hafizan Allah. Her şeye rağmen, bak ne diyorum, Cenab-ı Hak kendileri de istiyorlarsa, Murad-ı Subhani'de o istikamette ise, onlardaki insaf duygusunu inkişaf ettirsin, işlerindeki rekabet hissini silsin, temizlesin, ahseni takvime mazhar hale getirsin onları. Sizin dertlerinizi, ızdıraplarınızı sizinle beraber paylaşsınlar. Çok tekerrür eden bir söz. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Hadis-i şerif, Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir. Açık manası bunun. Yani Müslüman değildir. Belki şöyle demek daha tedbirlice bir yorum olur. Hakiki manada, ciddi manada Müslüman değildir. Şekli Müslümandır. Sureta Müslümandır. Taklidi Müslümandır. İçtenleştirememiş Müslümanlığı. Tabiri diğerle imanı izan haline getirememiş. İmanı marifetle derinleştirememiş. Marifeti muhabbetle taçlandıramamış.
muhabbeti aşkı ilahiyle taçlandıramamış. Hafizan Allah. Cenab-ı Hak olmamış bu türlü şeyleri oldurma adına onlara da lütufta bulunsun, oldursun. Dilsiz şeytan olmadan kurtarsın onları. Hak karşısında, yıkılan doğrular karşısında sesini yükseltmeyenlere dilsiz şeytan denmiş orada. Sükût edenlere dilsiz şeytan denmiş. Sükût eden bir sürü insan var. İnsana yakışmıyor o. Bize düşen şey, Cenab-ı Hak dillerini çözsün ama doğruluk istikametinde. Onlar da bunlar bizim kardeşlerimizdi. Çok değişik şeylere katlandılar. Bugün de ızdıraplara katlanıyorlar. Değişik ızdıraplara katlanıyorlar. Ana evrat birbirinden ayrı düşüyor. Doğum yapmış kadın zindana atılıyor. Ölen insanların haddi hesabı yok. İşkence görenlerin haddi hesabı yok. Kadına işkence ediliyor, çocuğa işkence ediliyor. İşte görüyorsunuz, eşrarın şerrinden, zalimlerin zulmünden, füccarın fücurundan kurtulayım diye kaçarken bu defa meriç gibi bir facirle karşı karşıya, bir kahredici cebbarla karşı karşıya kalıyor. Haddi hesaba gelmez insan orada boğulup gidiyor. Çoğunun cenazesine ulaşılamıyor. Çoğunun adları kendileriyle beraber gömülüyor. Adları da gömülüyor ki bir yerde insaflılar gıyaben onlara bir cenaze namazı kılsın. Kılamıyorlar. Adı yok. Ne diyeceksiniz? O meçhul ölmüşlere gıyabi cenaze namazı. Meçhul ölmüşlere diyeceksiniz. O da olur mu olmaz mı? Bilemeyeceğim ben onu. Evet. Bu kadar şeyler karşısında insaflı bir sesin yükseldiğine şahit olmadım ben. Dolayısıyla dini cephede bulundukları halde, sağınızda bulundukları halde, kendilerinden bir yönüyle size saygı beklediğiniz insanlarda hissi rekabet onları öyle bir duruma itmiş ki, adeta tavırları ve davranışlarından dökülen şeyler, onları Picasso felsefesiyle resmetseniz oh oldu çıkacaktır. Resmetseniz oh oldu. Müstahak. Ne işinize gelir sizin? Ülkenizde efendim oturma, yatma, yiyip içip yan gelip kulağı üzerine yatma varken, bizi dinleme varken, geçtiğimiz yerlerde bizi alkış tutma varken, bizi destekleme varken ne işiniz var sizin? Başka yerlere gidiyorsunuz. Veya gittiğiniz yerde bizi bayraklaştırma varken, bizim dünyanın lideri olduğumuzu anlatma varken, efendim siz ne yapıyorsunuz? Gidişiniz Füzuli filan gibi mülahazalarla hafizan Allah, birileri işkence görüyor, diğerleri de kendilerini dilsiz şeytanlığa salmış, uzaktan uzağa seyrediyor ve belki de kıs kıs gülüyorlar. Bunun yanında ne oluyor? Şeytan en başarılı günlerini yaşıyor. Zil takmış, oynuyor. Nerede oynuyor? Camilerde oynuyor. Minberin önünde oynuyor. Çünkü minberler efendim siyasetin sesi soluğu haline geldi. Kürsüler siyasetin sesi soluğu haline geldi. Umar mıydık nam-ı celili ilahi mescitlerde sussun, siyasetin çirkin çatlak sesi minberde ve mihrapta yükselsin. Allah bahsedileceğine, peygamber bahsedileceğine, müminlerin dertleri bahsedileceğine, onların bahsedilmesi gibi kendilerini tamamen dünyeviliğe saldılar. Hafizan Allah. Dert büyük. Füzuli'nin sözüyle dert çok. Ama onun dediği gibi onu ikiye ifade ediyor. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun diyor. Dert çok, inşallah derman Allah'ın inayeti, o da çok. Düşman kavi olsa da talih zebun değil.
Düşman kavi olabilir. Talih sebun değil. Yenik düşmemiş Allah'ın izni inayetiyle sıçrayıp doğrulacaksınız. Bir Türkiye meselesini dünya meselesi haline getireceksiniz. Dünyanın sağında solunda insaflı pek çok kadir şinas insanla karşılaşacaksınız. Ve bunlar sizin destanlarınızı yazacaklar Allah'ın izni inayetiyle. Gelecekte dünyanın sesi soluğu olacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme eyyidna bi ruhin min 'indik. Allahumme vaffiqna ila ma tuhibbu ve terda. Allahumme ansurna ala a'da'ina. Allahumme ansurna ala a'da'ina. اللهم عليك بعدائنا كلهم أجمعين ولا تبلغهم آمالهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.